Çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Bu benim çilli. Tamam annem. Tamam zarar vermeyeceğim. Tamam bebeğim. Tamam. Tamam zarar vermeyeceğim. Bu benim çilli. Her sabah elimden yem yer, buğday yer. Dur, tamam. Kızım tamam. Hadi al. Tamam. Her sabah elimden yem yer bu benim. Çok sever beni. Hemen atlar yukarıya. Elimi açarım. Orada buğday yer. Gel göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bir tane de ibikli var horozlardan. Aynı bu renk. Bu da çok tatlı. Elimde büyüdü bunlar benim. Ötekiler biraz yabani ama bu çok tatlı. Hep gelir böyle yukarıya atlar. Tünek yerine atlar. Orada ben yem veririm. Her sabah o şekilde annesiyle buluşur. Tamam. Kızdı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Şevketi Bostan Otu toplamaya gideceğim. Şevketi Bostan Otu'ndan yoğurtlu, sarımsaklı salatasını yapacağım. Bayramda kardeşlerim, çocuklarım gelecek. Hem onlara bu yabani yenilen otları yedireceğim. Hem de güzel bir paylaşım olacak. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, bu yıl Şevketi Bostan Otları donmadılar. Soğuklar olmadığı için kış boyunca da büyüdüler ve şimdi toplanma aşamasına geldi. Böyle arazimin değişik yerlerinde hep Şevketi Bostan Otlarını görmüştüm, otları toplarken, dolaşırken, gezinirken. Şimdi onlardan salata yapmak için toplayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle gayet büyümüş, güzel olmuş bir Şevketi Bostan Otumuz. Dikenli bir yapısı vardır fakat deve dikeni gibi, domuz dikeni kadar tehlikeli değildir dikenleri. Kuruduktan sonra daha belirgin bir şekilde dikenleri batar. Elimizde dokunamayız. Genelde bu otu temizlerken, toplarken mutlaka eldiven kullanmamız gerekiyor. Canımızın yanmaması için. Şevketi Bostan Otu arkadaşlar, ben videolarımda Kenger diye tanıtmıştım. Nitekim Ege bölgesinde Urla'da, Aydın'da Şevketi Bostan Otu'na Kenger ismi de verilir. Bu sanılmasın ki Doğu Anadolu bölgesinde Kenger sakızı dediğimiz bitkidir. Değildir. Bu Şevketi Bostan Otu'nun diğer bir ismi Kenger'dir dediğim gibi. Şimdi bu Şevketi Bostan Otu'nu toplayacağım ve salatasını yapmak için yapraklarının o dikenli kısımlarını da sıyıracağım. Ben artık otları toplamaya geçiyorum arkadaşlar. Büyük de olmuşlar artık. Bundan daha büyükleri de var ama yine şu taze yapraklarını topluyorum. Şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şunun da taze derken şu alttaki yaprakları zaten taze. Şu körpe yaprakları bırakıyorum arkadaşlar. Bıçağı da mümkün olduğu kadar şu şekilde değil de arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Yani gövdesine zarar vermesin, köküne zarar vermesin diye. Yalnızca yaprağın şu kısmını koparıyorum. Evet. Şunları şimdi temizleyeceğim arkadaşlar. Bunların temizlemesi çok keyifli arkadaşlar. Çocukluğumda sürekli bunları temizlediğim için artık el alışkanlığı olmuş bende. Bunları temizlemeden kullanabilir misiniz? Hayır arkadaşlar.
Bunlar dikenli olduğu için yerken ağzınızı rahatsız edebilir. Onun için temizlemenizi öneriyorum. Ama çok körpelerini topluyorsanız eğer, şu körpe dediğim yaprakları topluyorsanız, o zaman temizlemenize gerek yok. Evet, bakın böyle oldu. Şu kıyılarda bakın iğne gibi çıkıntılar var. Şunlar çok kötü batar. Şunlar öyle bir batar ki arkadaşlar canınızı yakar. O nedenle eldivenle kullanmamız gerekiyor. Bu arada yine yakın çekim göstereyim. Bugünlerde size zaten hep yakın çekim otları tanıttım. Bakın Şevketi Bostan otu böyle bir yapıya sahip. Üzerindeki beyaz lekeler çok fazla yoğun değil. Deve dikeni veya Meryem Ana dikeninde olduğu gibi değil. Biraz daha az. Fakat lekeler daha çok çizgi şeklinde de değil. Böyle sanki oralara süt dağılmış gibi. Şevketi Bostan şifalı olan otlarımızdan bir tanesi. Hatta kanser tedavisinde kullanılıyor. Şöyle tekrar göstereyim. Yine arkadaşlar bakın böyle toplayacağım. Bıçakla üç tarafını kesiyorum. Seneye buradan tekrar patlayıp çoğalacak. Tabii daha erken bu tekrar şu yapraklarını devam ettirecek. Ortadaki yapraklarını çiçek açacak. Çiçekleri yayılacak, çoğalacak. Neden bana kökünü yemiyorsunuz diye soruyorsunuz. Ben öyle öğrendiğim için annemden, o alışkanlığımdan dolayı da yalnızca şu yapraklarını yiyorum. Kökünü çıkarmıyorum arkadaşlar. Bana da bu yetiyor zaten. Lezzetini de seviyorum. Yani yalnızca kökü lezzetli değil bu otun. Yaprakları da çok lezzetli. İki türlü genelde yapıyorum. Zeytinyağlı, limonlu salatasını yapıyorum. Bir de sarımsaklı yoğurtlu salatasını. Geçen yıllarda yine köklerinden kuzu etli yemeğini de yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Ama burada bitkinin neslinin tükenmesini istemediğim için iyice çoğalsın diye onu sürekli yapmayacağım. Yani birkaç yıl aradan geçtikten sonra belki deneyebilirim tekrar. Bizim Bayramiç Köylü Pazarında da bu otumuz satılıyor. Kilosu 25 liradan, 20 liradan, 35 liradan bu şekilde satılıyor. Yine sepetimizi alalım. Şöyle şuradan çıkalım. Şunlardan arkadaşlar bakın şu sütlüce eşek helvası, helvacık otu diye söylediğim otun da yoğurtlaması çok güzel olur. Şimdi tam zamanı. Şöyle filizlerini koparıp salatası yapılabilir. Şu da yabani havuç bitkisi arkadaşlar bu arada. Şu da karayindibi arkadaşlar. Şöyle çiçekte kapanmak üzere. Bakalım karayindibi yaprağını bulabilir miyiz? Bulalım. Şöyle. Evet bakın. Karayindibi yaprağı da böyle. Yine şurada da arkadaşlar gelincik otu var. Şöyle. Bakın yapraklarına. Neredeyse çiçek açacaklar artık. Bu da yabani marul arkadaşlar. Bu yıl göremediğimiz, bu yıl kendisini saklayan otlarımızdan bir tanesi. Ama tohuma kalkacak ve neslini devam ettirecek. Nitekim bazı otlarımız böyle bu yıl olmadı. Bakın şu da kuzu kulağı arkadaşlar. Renge bakın. Rengi de gerçekten çok güzel. Yine kuzu kulağı olduğunu göstermek için şu yapraklarını göstereyim size. Yine böyle değişik yerlerde olduğunu söylemiştim. Farklı bir bölgeye geldim. Yine burada da Şevketi Bostan otu böyle arkadaşlar.
tane burada kök oluşmuş. Burası aslında kullanılmayan bir yol. Kullanılmadığı için de büyümüşler. Eldivensiz olmuyor arkadaşlar. Mutlaka eldiveni giymemiz gerekiyor. Şevketi bostan otu arkadaşlar şifalı otlarımızdan bir tanesidir. Özellikle anne sütünü arttırıcı özelliği vardır. Yine aynı zamanda kabızlık gibi sorunları giderir. Bunun dışında kalsiyum, magnezyum gibi, demir gibi mineraller yönünden de zengindir. Bu otu hamilelerin kullanması uygun değildir arkadaşlar. Kronik rahatsızlığı olanlar veya ilaç kullananlar doktora danıştıktan sonra şevketi bostan otunu kullanma konusuna karar vermelidir. Şevketi bostan otları genelde bir ayrı ayrı yerlerde olur ve bulunduğu yerde birkaç tane birlikte olabilir tohum oraya düştüğü için. Yine buradan şevketi bostanı şu yaprakları toplamaya devam edelim. Şevketi bostan otunu arkadaşlar aynı zamanda akkız otu da deniyor. Bu dikenli kısımlarında özellikle beyazlıklar olduğu için akkız ismini oradan alıyor. Mübarek dikeni de deniyor. Başka otlara da mübarek dikeni deniyor. Özellikle deve dikeni otuna mübarek dikeni dendiğini de okumuştum. Yani aslında her yörede farklı farklı isimler veriliyor. Burada çok güzel bir ot arkadaşlar. Dediğim gibi eldivensiz çalışamıyoruz. Size şimdi tekrar daha önceki videolarımda gösterdim ama yeni takipçilerim de olduğundan dolayı bunun nasıl temizlendiğini, yapraklarının, dikenlerinin nasıl ayrıldığını tekrar şöyle çevireceğim. Arka kısmını gösteriyorum bakın yaprağın. Elimizle şu şekilde tutuyoruz ve bu şekilde kavradıktan sonra bir elimize de şu sap kısmını tutup böyle geriye doğru asılıyoruz. Ama çok böyle sıkmadan, gevşek bırakıyoruz boğmadan. Yoksa o taze kısmı kopabilir. Bir tane daha göstereyim. Bakın şu şevketi bostan otumuzun ön kısmı böyle akkız dikeni. Şimdi bunu böyle çeviriyorum ve elimle şu şekilde tutuyorum. Şuradan da sıkıca tutup bunu hızla geriye doğru böyle çektiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunu farklı olarak da nasıl gösterebilirim? Şöyle yapayım bu sefer de. Yine aynı şekilde göstereyim fakat nasıl çıktığını göstereyim elimin oradan. Nasıl sıyırdığını bakın. Tersten tutuyorum bu defa. Bakın. Böyle. Bir tane daha göstereyim. Daha iyi anlaşılsın. Evet bakın. Şöyle. Şöyle. Geriye doğru sürekli çekiştiriyorum ve bu dikenli kısmı gidiyor. Bir tane daha. Bakın şu anda biraz kontrollü çıkarmaya çalışıyorum. Bu kısmı serbest bıraktığım için elimde bakın böyle sap kısmı kalıyor. Yani asıl yediğimiz kısım aslında şurasıdır arkadaşlar. Çok lezzetlidir. Kanalımda Şevketi Bostan veya Kenger. Biz Urla'da bu ota Kenger diyorduk çocukluğumuzda. O nedenle videolarımın bazılarında Kenger diye söylüyorum. Aslında Kenger sakızı yapılan ot değil bu. Yalnızca yöresel bir ismi var. Benzetildiği için bu şekilde söyleniyor. Kenger videolarını izlerseniz aynı otu görürsünüz. Bu
Bunları şimdi temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı. Genelde şirketi bozan arkadaşlar çapalarla gidip topluyorlar. Kökünden tamamen çıkarıyorlar. O nedenle nesli tükeniyor bu otun. Tabi benim arazilerin dışında kimse toplayamadığı için burada nesli tükenmesi söz konusu değil. Hatta geldiğimden beri o kadar çoğaldı ki bu ot. Yalnızca birkaç yerde görüyordum ilk zamanlarda. Zaten şimdi bunu bir kere topluyorum böyle yılda. Ondan sonra bir daha toplamıyorum arkadaşlar. O kadar çok çeşitli otlar var ki sanki benim sürekli otla beslendiğimi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Her otu en azından bir kere yemeye gayret ediyorum ben. Size karşıma çıkan otları da göstereyim. Bu arada arkadaşlar, o dutlar da açmaya başlamış. Dutların çiçekleri arkadaşlar bakın böyle olur. Bugün gördüm daha. Daha iki gün önce böyle bir şey yoktu. Bakın arkadaşlar, dut çiçekleri böyle oluyor. Sonra bunlar duta çevriliyor. Şöyle şuradan da göstereyim. Ve çok fazla üzerinde dut var bu yıl. Çok güzel. Salkım salkım. Aynı üzüm salkımı gibi duruyorlar şöyle görünce. Ama bunların her biri dut olacak. Bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Yeşil böyle. Üzerinde böyle küçücük çiçekleri var. Bakın çiçeklerini görüyorsunuz. Yeşil ve minicikler. Hatta şu üsttekiler çiçek açmamış daha. Şunlar da çiçek açmış. Bu dutları arkadaşlar ben tohumdan yetiştirdim. Yediğimiz o dutları toprakla karıştırdım. Böyle ufaladım içine. İyice harmanladım. Ondan sonra oradan dut çıktı. Küçük küçük dut fideleri. Ben de onları böyle arazimin her tarafına ektim. Bakın burada da var. Her yerde var. Bakın şuradaki nane, taraçanın olduğu yerdeki nanelere bakın arkadaşlar. Şöyle şu gördüğünüz yerdekilerin hepsi nane. Şöyle boydan boya nane çıktı. Orayı bu yıl sürmeyeceğiz. Öyle kalacak. Tohumlar da yayılacak. Tohumla da çok yayılıyor zaten. Bu da bir dut ağacı arkadaşlar. Bunun da bakın çiçekleri var böyle üzerinde. Evet, dut çiçeklerini size göstermiş oldum. Bu da arkadaşlar armut ağacının çiçekleri. Ama çok fazla çiçek yapmış hakikaten bu yıl. Ama çok da güzeller. Şu armut çiçeklerine bayılıyorum arkadaşlar ben. Bakın şu görselliğe bakın. Hepsi böyle sanki dantel gibi süslenmiş gibi. Bir tablo gibi.
Daha yaprakları da yeni açıyor. Harika. Çok güzeller ya. Bayılıyorum ben şu armut ağacının çiçeklerine. Her yerde armutlar çiçek açtı. Ama ürün de çok olacak gibi. Sanırım bu saatten sonra don vurmaz bunlara. Olurlar. Bakın güzelliği. Kokuları çok fazla değil ama yine de görsel güzelliği bile yetiyor arkadaşlar. Harikasınız. Şuraya bak. Ay canlarım benim. Şu güzelliğe bakın. Evet. Bu kadar şelotları gösterdik. Yeterli. Şimdi gidelim. Bu da ada çayları arkadaşlar. Dün tomurcuktaydı hepsi. Bugün de çiçek açmaya başlamışlar. Şöyle bakın. Böyle mor mor çiçekler oluyor bunların. Kekik gibi. Böyle. Çok güzeller. Yaprakları da o kadar güzelleşti ki. Bakın. Böyle dolu dolu kadifemsi. Şurada daha tomurcuk. Çoğu tomurcuk zaten bu şekilde. Buralar hep ada çayı. Biliyorsunuz ben zaten her yere ada çayı doldurdum. Topluyorum da. Çayını da içiyoruz. Şimdi şu bölgeye gidelim. Orada yine şekilde bostanotları vardı. Şuralarda da vardı ama şurada çok olduğunu biliyorum. Oradan bakın şurada bile, yolun üzerinde bile şevketi bostan otları var. Bunlar küçük olduğu için bunları toplama gereği duymuyorum. Buralarda tohumları çok fazlaydı yine. Burada da şöyle bunların birkaç tane yaprağını alayım. Çünkü bu büyük bir ihtimal geçen yıldan tohum dökülmüş. Bu yıl çıkmış. Hani kış fazla sert geçmediği için bunlar büyüdüler. Normalde bu kadar büyümezler. Yeni yeni sürgün vermeye başlarlar köklerinde. Bir de şurada var. Bunu da birkaç yaprağını alalım. Büyük olan yaprakların hatta. Bakalım şurada başka var mı? Lavadalar doruk çıkarmaya başlamışlar arkadaşlar. Bakın bunlar da aynı kuzu kulağı gibi çık açacaklar. Papatyalar açıyor. Lavadalar doruk çıkarıyor. Yine sütlüce helvacık otları da böyle doruk çıkarıp bakın şöyle çiçek vermeye başlayacaklar sarı sarı. Papatyalar böyle tomurcukta. Bugün yarın iyice sıcaklar. Buradaki papatyalar da açmışlar. Akşam olduğu için de kapatmaya başlamışlar. Burada da şekilde bostan var arkadaşlar. Bunu da bir toplayacağım. Ondan sonra yeterli gibi. Bu arada geçen yine videosunu paylaştım. Yabani tere, dinik otu diye bahsetmiştim. Çiçekleri de böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor çiçekleri. Şöyle yandan göstereyim. Dinik otu. Evet arkadaşlar. Şevketi bostan otlarını bakın. Bu şekilde topladım. Şöyle. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.